Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Karşınızda General Mobile GM23 var. Soruyordunuz ne zaman gelecek bu seri, ne zaman olacak, ne, ne oluyor, ne bitiyor diye. Sonunda artık karşımıza çıktı bu arkadaşımız. GM23'ün kutu açılışını jelatini beraber burada yapacağız. Ben o yüzden lafı fazla uzatmadan şöyle bir şu kısmını açmak istiyorum ki bir telefonu kendisini görelim. Şunu da hatta şöyle yapayım şey Kutu bu arada biraz da artık kare hale getirilmiş. Biliyorsunuz biraz daha yuvarlatılmış bir şey vardı. GM 9'dan bu yana. Şöyle açıyoruz. General Mobile GM 23 karşımıza çıkıyor. Şu da şöyle dursun. 6,52 inçlik HD Plus 90 Hz tazeleme hızlı bir ekran var. Siz yüksek tazeleme hızı istiyordunuz. Gördüğünüz gibi General Mobile yetkilileri de sizi dinlemiş. 50 megapiksellik üçlü kameramız varmış. 8 megapiksellik ön kameramız. Mediatek Helio G37'den gücün oluyor. 8 GB RAM'imiz var ama artı 4 artırılmış diyor. Yani 4 artı 4 GB şeklinde geliyor. 128 GB depolama alanımız var. 256 GB'a kadar micro SD kart desteği. 5000 mAh bataryamız. Yan tarafta da parmak izi okuyucumuz olduğu söyleniyor. Şunu şöyle bir kenara alıyorum. Şu kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Ne demişler? Telefonunuzu kamerasını kullanarak kare kodu okutun. Ve büyük ihtimalle sıfır atık. Yani buradan artık şey kullanıcı kılavuzu. Evet burada sadece şey çıkıyor. Güzel bir düşünce bu arada tebrik ediyorum. Kılıfımız çıktı sadece bu kılıf var. Kullanıcı kılavuzu ve garanti belgelerini artık QR kod üzerinden yapıyorsunuz ve sıfır atık olmuş oluyor. Bence güzel bir mantıklı hareket yapılmış çünkü biz o kağıtları kenarlara köşeler atıyoruz. Sim kart tüttürgecimiz, şarj aletimiz kaç wattmış? Onu bir şöyle kafamı sokup bakıyorum. 15 wattlık bir şarj aletimiz var burada. Burada hızlı şarjımız yok GM23'te. Pro'sunda belki öyle bir şey olur. Şurada kulaklık da var galiba. Evet kulaklığımız var. Kulak içi bir kulaklık. Galiba bir önceki nesilde de bu kulaklık vardı. Bir de Type-C şarjımız bulunuyor. Hemen öncelikle şu arkadaşı bir çıkartıp iyi e mi kısmını kenara alıyorum. Ve güzelim mavi rengiyle beraber GM23 karşımızda. Yani rengin tonunu çok sevdim. Bu tarafta biraz daha parlak bir laciverte kaçan mavi. Burada daha hoş. Ah hissiyatı da çok güzelmiş. İlk şey oldukça benden hoş ve geçer not aldı bu arada. Şunu açabilirsem. Açtık. Ve GM23'ün startını verirken ben de sizlere bilgileri paylaşıyorum. Baktığımızda 6,5 inçlik yani 6,5 inçlik bir ekranımız var. IPS tabanlı HD çözünürlüklü 269 ppi ve 90 Hz. 20'ye 9 bir ekran boyut oranımız var burada. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Zaten söylediğimiz gibi Mediatek'in G37 yani Helio G37 işlemcisiyle beraber geliyor. 2.3 GHz hızında çalışıyor. 4 adet Cortex A53 çekirdeğimiz var. 2.3 GHz hızında çalışan 4 adex 1.8 GHz hızında çalışan A53 çekirdeğimiz daha yer aldığını söyleyelim. IMG 8320 grafik birimi de var. Hemen kurulumu yapıyorum. Geliyorum şu renkleri düzeltmiş olalım. Evet kurulumumuzu yaptık ve GM23 bizleri karşıladı. Hemen ben çevrim dışı kurulumu yaptım. Tabii ki hesaplarımı girmedim hızlıca görebilmek için ama Safandure'yi yakın bir deneyim var. Hemen şöyle şu ekranı ben klasiktir koyuya alacağım. Buradan ekran otomatik döndürme zaman aşımını 30 dakika yapalım ve tazeleme hızını buradan 60 Hz ile 90 Hz arasında seçebiliyorsunuz. Hakkında kısmına gelip Android 12 ile beraber geldiğini söyleyelim cihazın ve saf Android deneyimine gerçekten şu widget'lara vesaire yukarıdan panele baktığımızda da saf Android deneyimine fazlasıyla yakın bir şey var. FM radyo olduğunu burada görüyoruz. Tabii ki Google uygulamaları da geliyor ve artık hani herhangi bir şekilde light sürümlerine de gerek olmadığını görmekteyiz. 4 GB RAM'imiz var. Arttırma ile beraber 8 GB'a çıkartabiliyoruz. 128 GB depolamalarınız var. 256 GB'a kadar da micro SD kart desteğini bizlere sağlayan bir cihazdan bahsediyoruz burada. Bir diğer yandan tabii ki kamera noktasına gelelim. Kameraya döndüğümüzde burada 50 megapiksellik bir ana kameramız bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra yanında tabii ki yardımcı kameralarımız da yer almakta. Bunlar da 2 megapiksel ve VGA olacak şekilde üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor ki hemen şurada bir tane örnek çekmek istiyorum. Bir de şöyle çekeyim. Şu an valla hatta yapay zekayı da açtım bu sefer. Güzel bir şekilde çıktı. Ön kameranın da çekimini yapmış oldum. Bunları zaten ekranda şu anda görüyorsunuz. Bu arkadaş ön kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde ve Full HD videolar çekebiliyor. Arka kamerada 4K yoktur ama gelin bir hep beraber bakalım. Çözünürlük video kalitesi 1080 aynen. Full HD videolar çekebiliyoruz. Maksimum olarak bu zaten kabul edilebilir durumda. Ama Android 13'ü alacağı söyleniyor bu arada. Yani 12'den 13'e bu telefonda geçecek. Kutu içeriğinden 12 çıktığını söyleyelim. Wi-Fi kanadında Wi-Fi 5 desteğimiz var. Bluetooth 5.0 ile beraber geliyor. USB 2.0 bağlantımız var. Bunları zaten tahmin ediyorsunuzdur. 4G desteği mevcut. Tabii ki 5G desteği bu cihazda olmadığını sizlere aktarmış olalım. Bunun yanı sıra baktığımızda aslında tasarımını ben çok sevdim. SIM kart girişimiz burada SD kartla beraber. Yanlış anlamadıysam çift SIM kart desteği var. Alt tarafta hoparlörümüz, hatta şöyle tam odaklayayım sizlere. E 3,5 mm'lik jack girişimiz, tip C bağlantımız, mikrofonumuz ve hoparlörümüz bulunuyor. Üst tarafta herhangi bir şey yok. Sağ tarafta da ses açma kısmı ve güç tuşumuz yer almakta. Yani telefon İlk bakışta gerçekten benim Şöyle şurayı da tekrar netleyelim Fazlasıyla hoşuma gitti Ağırlığı da aşırı ağır değil ki Şurada notlarıma bakıp Bir ağırlık bilgisi alabilir miyim diye düşünüyorum Boyut ve ağırlık için Ama sanırım şu an için notlarımda Yer almıyor O bilgiyi aldığımızda şu anda ekrana Yazarım ağırlık ve şey için ama gayet Yani beklediğimden şık bir Tasarıma sahip olduğunu söyleyeyim Gerçekten hani yazısıyla Bunun bir de siyah ve beyazı var. Zaten burada görüyorsunuz. Hani siyah beyaz tamam da özellikle siyah da yok. Ben bunun üzerindeki şeydenmiş. Acaba dedim iki tasarım mı var? Yok. Ee, ama şu mavisi fazlasıyla sevilecek gibi düşünülüyor. Yani ben de gerçekten sevdiğimi söyleyeyim. Fiyat bilgisi noktasında 5200 TL fiyatı olacak. 5199 olarak planlanmış. Herhangi bir değişiklik olursa zaten doğrusunu yine ekrana yazarız. Tabii ki diyeceksiniz ki geçen sene Pro 5000 liraydı. Şimdi bu mu oldu? Evet çünkü günümüzdeki ÖTV dediğimiz durumlar, vergiler ki daha yeni mesela A Haber göstermişti. %100'e varan bir vergi durumu var. E bu durumda bu telefonlarda maalesef ki Türkiye'de üretilmesine rağmen bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Ama İlk aşama olarak ben gerçekten sevdim. Yani şu anda bunu böyle rahatlıkla elimde taşıp birçok insanda a ne kadar güzelmiş diye soracağını tahmin ediyorum ki detaylarını tabii ki incelemede yaparız. Helio işlemcisine de neler yapabildiğini G37'ye de yine bir PUBG testi yaparız. Son dönemde yaptığımızda fazlasıyla hoşunuza gitmişti. Bunda da o testi yapar. PUBG'de, Call of Duty'de vesaire neler yapabiliyor? Hepsini aktaracağım. Ben şimdi telefonun kurulumunu e, tam bir şekilde yapıp aynı zamanda yanımda taşıyarak hem fotoğraf, video çekerek birçok noktada sizlere neler sunduğunu aktarmak için uğraşıyor olacağım. Bu süreçte sizin merak ettiğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi hemen şu aşağıdaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. Eğer bu telefonu merak ediyorsanız ve kanala abone değilseniz abone olup bildirim çanına tıklayarak bu telefonla yapacağımız birçok içerikle alakalı da bilgileri alacağınızı söyleyelim. Biz sadece inceleme yapıp geçmiyoruz. Kıyaslıyoruz. Fotoğraf videosuna bakıyoruz. Performansına bakıyoruz. Bunların hepsini bu kanalda görebileceğinizi söyleyelim. GM23 ile alakalı bu ilk çıkan özellikleriyle beraber düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Ardair Plus videosunda başka bir kutu açılışında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.